Sevgili dostlar, merhabalar arkadaşlarım. Sayı kümelerinin içerisindeyiz hala. Dördüncü videomuz bu, birlikte çektiğimiz. Dördüncü videomuzda pozitif ve negatif sayıları öğreneceğiz dostlar. Bütün böyle pozitif sayılarla ilgili, negatif sayılarla ilgili kuralları yavaş yavaş, tane tane anlatmaya çalışacağım size dostlar. Hemen ilk kağıdımızı koyduk önümüze ve vira bismillah deyip başlayalım bakalım ne diyormuş bu pozitif negatif amcalar. Şimdi dostum, hemen ilk cümlemizi, ilk bilgimizi birlikte okuyalım arkadaşlar. Diyor ki bu kerata, eğer diyor A sayısı B sayısından küçük ise gösterilişi şu şekilde olacak diyor. Yani şu simgenin ismini öğretiyor bize. Küçüktür simgesi bu dostlarım. Okunuşu da şu: A küçüktür B'den. Yani hemen örnek verelim mesela. 3 ile 5'i düşünün dostlarım. 3 5'ten daha küçük bir sayı. Hemen ne yapıyorum? Şuraya küçüktür işaretini koyuyorum. Bunu tersten okursan da 5 bu tarafa doğru bakan kısmı gördüğün için büyüktür 3 diye de okuyabilirsin. A sayısı B sayısından büyük ise şu şekilde gösterilir diyor. Demek ki A, bakın bu ne işaretiymiş? Büyüktür işareti. A büyüktür B diye de okunacak diyor dostlarım. İşte hemen bir örnek. 7 büyüktür 0'dan diyeceğiz mesela arkadaşlar, yeri geldiğinde. Geldim ikinci kağıdımıza can öğrencilerim. Bakalım burada ne diyormuşuz? Diyor ki, hatta şu alttakini alalım, hizamızı düzgün alalım da ekrandan dışarı taşmasın. Şimdi artık ekranı göremiyorum dostlar. Şöyle bir bakayım. Evet. Diyor ki bize, şu gösterim, yani bakın ne demiştik buna? Küçüktür simgesi dedik. A küçüktür 0. Sıfırdan küçük sayılar bizim için nasıl sayılardı? Negatif sayılar. Diyor ki bu gösterim A'nın sıfırdan küçük olduğunu söylüyor diyor. Yani negatif bir sayı olduğunu belirtir diyor. A küçüktür 0 diyorsa negatif bir sayıymış A. A büyüktür 0 gösterimi ise A'nın sıfırdan büyük olduğunu, yani pozitif olduğunu gösterir diyor. Eyvallah. Geldik şu yeşil kısmı okuyalım şimdi. Pozitif bir sayının çift veya tek tüm kuvvetleri pozitiftir. Hemen şurada da gösteriyorum. Bakın artı bir sayı düşünün. Artı 5, artı 3, artı 2. Çift kuvvetini alacaksın, sonuç yine pozitif çıkacak diyor. Tek kuvvetini alsan da sonuç yine pozitif çıkacak diyor. Yani şöyle artı 3'ün ikinci kuvvetini alacaksın diye. Şimdi bakın bu 2 parantezin dışına yazıldıysa parantezin içindeki her şeyin ikinci kuvvetini alacaksınız demektir. 3'ün de ikinci kuvvetini alacaksın 9. Artının da ikinci kuvvetini alacaksın ki artının ikinci kuvveti artı çarpı artı demektir. Ve aynı işaretlerin çarpımı ne oluyordu? Sonuç artı çıkıyordu. Demek ki artının çift kuvveti, öyle de dedik ya dostlarım, yine artı. O zaman bu artı 9 çıkacak. Mesela hemen başka bir sayı yazalım. Eksi 3'ü alalım dostlarım. Eksi 3'ün karesi. Hemen bu kare neyi ilgilendiriyor? Parantezin içindeki her şeyin karesini al diyor. 3'ün de karesini alacaksın 9. Eksinin de karesini alacaksın. Peki eksinin karesi, yani eksi bir sayının, şurası eksi arkadaşlarım, yanlış yazmışım ben. Gerçi yok, artı artı. Eksi bir sayının, yani şöyle eksinin çift kuvvetini alırsan eğer ki dostum, eksinin çift kuvveti daima artı olacak. Eksinin karesi eksi çarpı eksi demektir. Eksi ile eksinin, yani aynı işaretlerin çarpımı her zaman pozitif çıkacağından bu da pozitif olacak diyeceğiz dostlar. Şu son cümleyi de okuyalım, biraz daha konuşuruz. Negatif bir sayının çift kuvveti, bakın negatif bir sayı çift kuvveti daima pozitif, tek kuvveti ise daima negatif olacak dostlar. Çift kuvvetler her zaman pozitif o halde. Tek kuvvetlerde neye bakıyorum? İçinin işaretine. Artıysa artı, eksiyse eksi çıkıyormuş tek kuvvetler. Yani tek kuvvet içeridekinin işaretini değiştirmiyor. İçeride eksiyse dışarıya da eksi çıkıyor. Yani şöyle düşünün. Eksi 3'ün 3. kuvveti mesela. Nasıl bir kuvvet bu? Tek kuvvet dostum. Eksi 3'ün 3. kuvveti. Önce 3'ün 3. kuvvetini alalım, 27'dir. Eksinin 3. kuvveti eksidir dostlarım. Sonuç eksi 27 çıktı.
Mesela bir tane daha alalım. Eksi 3'ün karesini alalım. Şimdi önce 3'ün karesini alalım. 9. Peki eksinin karesini onu almıştık zaten değil mi? Yapmıştık. Artı 9 oldu diyebiliriz. Şimdi bununla şunları çok karıştırmayın dostlarım. Bakın şöyle de bir şey var. Mesela eksi 3'ün karesi. Bak burada 2 neyin üstünde? Sadece 3'ün üstünde. Parantez var mı burada? Yok. O zaman bu 2 yani kuvvet şuradaki eksiyi hiç ilgilendirmiyor. Sadece 3'ün karesini al diyor 9. Eksinin karesini almayacaksın. Eksiyle işin yok. Yine yazdım buraya eksiyi. Yani ekside bir değişiklik yok diyor. Bakın şununla çok karıştırılıyor bu. Lütfen dikkatli olun. Bir tane daha yapalım. Mesela eksi 5'in karesini alsak. Bakın kare nerede? Parantezin üstünde. O zaman parantezin içindeki her şeyin karesini alacaksın. Eksinin de karesini alacaksın. Artı 5'in de karesini alacaksın. 25. Peki şuna bakalım. Eksi 5'in karesi. Bak okurken aynı okuyorum. Eksi 5'in karesi. Bu da eksi 5'in karesi. Aslında şunu şöyle okuyabiliriz. Eksi 5'in karesi diye okusak daha mantıklı. Peki burada ne yapacağız? Sadece 5'in üstünde. Eksiyi ilgilendirmiyor. O yüzden eksiyi yazdım. 5'in de karesini aldım. 25. Bak bu da eksi 25 çıkıyormuş. Canım öğrencim. Şimdi inşallah anladınız bu kısmı arkadaşlarım. Daha da konuşacağız inşallah. Bu kısımla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğiz. Mesela hatta aklıma gelmişken bir de şunu da söyleyeyim. Son bilgi de bu olsun dostlar. Şimdi kuvvetlerin negatif olduğu durumlar çıkacak karşımıza. Mesela işte 2'nin eksi 3. kuvveti. Dostlar şuradaki kuvvetteki eksi, şurada eksi 3 yazıyor ya. Buradaki eksiyi görmeyin siz. Ne zaman? İşaret sorularında, pozitiflik, negatiflik sorularında buradaki eksinin bize hiçbir katkısı ya da hiçbir zararı yok. Eksi bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü sonucun işaretini değiştirmez buradaki eksi. Peki ne işe yarar hocam bu eksi? Üstlü sayılarda öğreneceğiz. Buradaki eksi şuradaki sayıya takla attır demektir. 2 ya. 1 bölü 2 diye yaparsın bunu. Eksinin, kuvvetteki eksinin görevi sadece sayıya takla attırmaktır dostum. Bunu da biliniz. Ama biz şimdi pozitiflik, negatiflik sorularındayız. Takla attırması da beni ilgilendirmiyor. Bu sorularda işareti etkilemiyormuş. Bunu bilmem yeterli. Yani bu 2'nin 3. kuvveti olacak. 2'nin 3. kuvveti de 8 öğretmenim. Yani sonuç pozitif çıkacak. Sonuçun pozitif çıkmasının şuradaki eksiyle eksi olmasıyla ya da artı olmasıyla hiç alakası yokmuş. Mesela eksi 3'ün eksi 2. kuvvetini alacaksın dostum. Şimdi biz normalde eksi 3'ün 2. kuvvetini pozitif olarak bildik değil mi? Eksi 3'ün parantez 2. kuvveti pozitif. Yani çift kuvveti pozitif. Buradaki eksilik çiftlik tekliği etkilemediği için yine çift kuvveti demek istiyor. Çift kuvveti de yine ne olacak bunun eksinin? Artı olacak canım öğrencim. Tamam. Sonuç yine artı çıktı. Bak şununla aynı oldu. Şuradaki eksinin hiçbir şeye önemi yokmuş diyebiliriz o zaman. Pekala. Bunu da hallettik. Hemen geldik bir sonraki kağıdımıza. Şimdi burada da iki sayının çarpımının ve bölümünün işaretini öğreneceğiz dostlarım. İlk önce şu cümleyi bir okuyalım. Çarpımın sonucu sıfır ise sayılardan biri kesinlikle sıfırdır diyor. Yani şundan bahsediyor. Şimdi A çarpı B çarpı C eşittir sıfır olduğunu biliyorsun. Soru böyle bir bilgi vermiş olsun bize. Sen hemen diyeceksin ki bu 3 taneden en az biri sıfırdır arkadaş. Bu ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. Yani en az biri sıfır ama garanti. İkisi de olabilir. Üçü de sıfır olabilir. Üç sayının çarpımı sıfırdır sonuçta. Ama ya A ya B ya C bir garanti sıfır olacak diyeceksin. İkinci cümleye bakalım. Çarpımın veya bölümün işareti pozitif ise. Yani şimdi şöyle diyor. A çarpı B'nin sana pozitif olduğunu ya da A bölü B'nin pozitif olduğunu sonuç pozitif ise. Sayılar aynı işaretlidir. Gerçekten de öyle değil mi dostlarım? Sonuç ne zaman çarpmanın sonucu ne zaman pozitif çıkar? Ya ikisi de artıysa ya da ikisi de eksi ise çıkar. İşte bölüm de aynı şeydir. İkisi de artıysa artının artıya bölümü de artıdır.
Ya da ikisi eksi ise eksinin eksiye bölümü de artılır. O halde biz sonucun pozitif olduğunu biliyorsak çarpma veya bölme işlemindeki çarpım veya çarpan veya bölenler mutlaka neymiş dostlarım? Aynı işaretliymiş. Bakın burada da göstermişiz zaten onu. Diyor ki çarpımların sonucu negatif ama biz şunu öğrendik daha. Üçüncü cümleyi öğrenmedik. Önce şunu alttakini kontrol edelim. Çarpımın sonucu pozitif. Yani sıfırdan büyük ise ya A da B de pozitiftir veya diyor A ile B negatiftir. Yani kısaca aynı işaretlidir ikisi de. Ha, çarpımın veya bölümün işareti negatif ise sayılar kesin zıt işaretlidir dostlarım. İşte üsttekine geldik. Çarpımları negatif yani sıfırdan küçük olduğunu söylerse soru bana diyecekmişim ki ya A pozitif B negatif ya da A negatif B pozitif olacak. Yani kısaca zıt işaretli olacak. Ters işaretli olacaklarmış dostlarım. Evet, şimdi konu özetimiz bu kadar. Gerekli notlarınızı aldınız arkadaşlarım. Almadıysanız da videoyu bir kez daha not alarak mutlaka izleyin. Şimdi geldik soru çözümlerine. Yani asıl konuyu öğrenme kısmına şimdi geldik. Matematik, geometri soru çözdükçe öğrenilir dostlar. Dikkatli dinleyin, siz de iyice öğrenin sorularımızı. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Diyor ki A büyüktür 0. Yani ne demek istiyordu? A 0'dan büyükse A dediğimiz amcamızın işareti kesinlikle artıymış. Bunu biliyoruz. Şimdi bundan sonra soruyu çözmen için istersen şöyle yapabilirsin. A'ya artı bir sayı de. Mesela artı 1 olsun A. Salla bunu. Buna göre diyor hangileri pozitiftir? Şimdi hemen gelin şurada yerine yazalım. A artık bizim için 1. Burada parantezin eksi 1 var. A 1'di ya 1 yazdım. Üstünde de 4 yazdım dostlarım. Şimdi buradaki 4 neyi etkiliyor? Parantezin içindeki her şeyi. Yani 1'i de etkiliyor, eksiyi de etkiliyor dostlarım. Peki 1'in 4. kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri yine 1'dir. Onu bir yazdım buraya. Sonuç 1. Peki eksinin 4. kuvveti. Hatırlayın. Eksi bir sayının çift kuvveti neydi daima? Pozitifti dostlarım. O halde eksinin 4. kuvveti de pozitif olacak. Demek ki 1. işlemimin sonucu pozitif çıktı. Hangileri pozitiftir diyor. 1 numara pozitifmiş demek ki dostlar. Geldim diğerlerini görmeye. Şimdi A'ya ne demiştik? 1. Hemen şurada yerine yazalım bak. Eksi 1'in küpü. En çok karıştırılan yer demiştim. Bak şimdi burada küp sadece 1'in üstünde. Eksiyi hiç etkilemiyor. Eksiyi yine olduğu gibi yerine yazıyorum o zaman. Sadece 1'in küpünü alacağım. 1'in küpü de 1'dir zaten. Bakın sonuç ne çıktı? Eksi 1 yani negatif çıktı. Ha, hocam şöyle de diyebilir miyiz? Bak zaten hani eksi 3'ün tek sayı olduğunu biliyorum ya. Eksiyi de alsaydım hani ola ki hata yaptım diyelim. Eksinin de 3. kuvvetini aldım. Yine eksi çıkacaktı değil mi? Çünkü eksi bir sayının tek kuvveti yine eksiydi dostlarım. Sonuç yine eksi çıkacaktı. Yani burada hata yapıp şaşırsaydım bile doğru cevap bulacaktın ama tabii ki bu her zaman böyle olmayacak arkadaşlar. Çünkü amcalar sizin yani bu soruları hazırlayan amcalar sizin nerede hata yapacağınızı sizden daha iyi biliyor inanın bana. Ona göre hazırlıyorlar soruları. Şimdi geldik buna. Şimdi A neydi? 1. A 1'di. Üstünde de eksi 1 var. Ne demiştik canım öğrencim? Şuradaki eksi 1 yani kuvvetteki eksi seni hiç ilgilendirmiyor. Bununla işin yok. Pozitiflik, negatiflik sorularında. Üstlü sayılarda mutlaka işin olacak. Ama şimdilik işin yok. Ne oldu o zaman bu? 1'in 1. kuvveti. Bütün kuvvetlerinin sonucu 1'di. 1 oldu o zaman arkadaşlarım. Bu da artı çıktı. Yani sonucumuz 1 ile 3 numaralı sayılar, değerler, öncüller kesinlikle pozitiftir dedik. Ve hemen geldik bir diğer kağıda. Bakalım ne diyor. Diyor ki A negatif bir sayı olmak üzere. Bakın bu sefer A'mız negatif. Hemen A dediğimiz sayıyı negatif bir sayı seçelim. Mesela ne olsun? Eksi 1 olsun arkadaşlarım. Eksi 1.
olmak üzere hangileri negatiftir diyor. Şimdi şu birinciyle oynayalım birazcık. Bak birinci şöyle. Parantez var. Üstünde 8 var. Şimdi parantezin içinde ne var? Bir kere eksi var canım kardeşim. Burada bir eksi var. Bir de A var. A neydi? Eksi 1. O zaman bir de eksi 1 var. Böyle oldu canım dostlar. Peki düzenleyelim şimdi bunu. Şimdi 8 parantezin içindeki her şeyin 8. kuvvetini al demektir. Yani şu eksinin de 8. kuvvetini alacaksın. Artı. Eksinin, eksi 1'in de 8. kuvvetini alacak. E bu eksinin kuvveti artı. Bir de şurada 1 var dostlarım. 1'in 8. kuvveti de 1. Peki artıyla artının çarpımı aynı şeylerin çarpımı artıydı. Bir de 1 var. O zaman bakın bu ne çıktı? Artı 1 çıktı. Pozitif geldi. Bize negatifini soruyor. 1 numarayla işim bitti. Geldim 2 numaraya. Şimdi şu yukarıdaki kuvvetle işin yoktu canım senin. Hemen bunu bir karaladın. Eksiyle, yukarıdaki eksiyle işin yoktu. Karaladık onu. Peki ne kaldı bunun içinde şimdi? Eksi var, bir de A var. E A dediğimizde eksi bir de öğretmenin. Bir de üçüncü kuvveti. Şimdi bu 3 parantezin dışında olduğu için şu parantezin içindeki her şeyi ilgilendiriyor. Yani şuradaki eksiyi de ilgilendiriyor. Şuradaki eksiyi de 1'de. Peki bu eksinin üçüncü kuvveti hatırlayın. Eksilerin tek kuvveti neydi? Yine eksiydi. Eksinin üçüncü kuvveti eksi çıkacak o zaman öğretmenim. Peki şuraya geldim çarpı var. Eksinin üçüncü kuvveti yine eksi çıkacak öğretmenim. Birin üçüncü kuvveti de bir çıkacak. Peki eksiyle eksinin çarpımı nedir? Artıydı. Aynı işaretlerin çarpımı artı çıkıyordu dostlarım. Bu da bir geldi. İşte şöyle dostumun dostu benim düşmanımdır, düşmanımın düşmanı falan filan muhabbeti şeklinde öğretiyorlar. Ben onu çok, bizim işimiz yok. Koskoca adamlarız. Aynı işaretlerin çarpımının pozitif olduğunu aklımızda tutarız diye düşünüyorum. Bu da pozitif çıktı. Bununla da işim yok o zaman dedim. Geldim bir sonrakine. 3 numaraya bakalım. Şimdi şurada bir eksi var. Parantez var. Eksi var. A var. A neydi? Eksi 1. Şöyle yaptım. Dördüncü kuvveti al. Peki bu 4 parantezin üstünde. Parantezin içindekileri ilgilendiriyor. O zaman şu parantezin dışındaki şu eksiyle işi yok. Bu eksi hiçbir şey ilgilendirmiyor. Başa yazdım o zaman. Bir kere bu dursun. Şimdi sıra geldi şuraya. 4 bu eksiyi ilgilendiriyor. O zaman bu nasıl bir eksi nasıl olacak? Eksinin çift kuvveti, dördüncü kuvveti ne oluyordu dostlarım? Artı. Demek ki bu artıya döndü. Şuradaki eksiye bakalım. Eksinin dördüncü kuvveti yine artıya döndü. Birin dördüncü kuvveti de bir oldu. Hadi çarpalım bunları. Eksi ile artının çarpımı, ters işaretlilerin çarpımı negatiftir. Burası negatif çıktı şu kısım. Peki buradan eksi ile bu artının çarpımı, yine ters işaretliler, bu da negatiftir. Bir de 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 oldu. Bak bu negatif çıktı. 3 numara kabulümdür o zaman. Hemen geldik bir sonrakine dostlarım. Şunu inceleyelim şimdi. A dediğimiz şey neydi? Eksi 1. Eksi 1'in eksi 7. kuvvetini istiyor bizden. Dostlar pozitiflik negatiflik sorularında birinci kez söylüyoruz. Buradaki işaretin yani kuvvetteki eksinin bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Onu karalayın. Karaladık. Şimdi eksinin de 7. kuvvetini alacağım. Eksinin tek kuvveti eksiydi. 1'in 7. kuvveti 1. Yani eksi 1 çıktı. Bu da kabulümdür. 3 ve 4 numara benim sorumun doğru cevabı olur arkadaşlar. Hemen attık bu kağıdı. Aldık yenisini. Bu sayfamızda 2 tane yan yana cici cici sorular yazdım dostlar. Bunları çözeceğiz. A bir pozitif tam sayı olduğuna göre bakın A pozitifmiş. Aşağıdakilerden hangisi negatiftir diye de bir soru sormuş bize. Tane tane inceleyelim şimdi bunu arkadaşlar. Yavaş yavaş götüm götüm gidelim şimdi. Bakalım ne diyor. A pozitif bir sayı. Hemen A'yı biz ne seçelim? 1. Burası ne oldu? 1'in 5. kuvveti oldu. 1'in 5. kuvveti yine 1'dir dostlarım. Önünde bir şey yoksa bu artı demekti. Artı 1 geldi. Hangisi negatiftir diye soruyor. Bu değildir. Şuna geldik. Başında eksi var. Parantez içinde eksi 1 var bir de dostlarım. A1 demiştik. Bir de 3. kuvvetimiz var. Dostlar 3
parantezin içini ilgilendiriyor. Dışarıdaki şu eksiyle işi yok. O yüzden bu eksi yine başa yazıldı. Şimdi parantezin içine girdim. Şu eksinin tek kuvveti neydi? Yine eksi. Birin üçüncü kuvveti E1 hocam. Peki eksiyle eksinin çarpımı nedir? Aynı işaretlerin çarpımı pozitifti. Artı 1 çıktı. Yani bu da pozitif çıktı dostlarım. O zaman sorumun cevabı bu da değil. Hemen geçtik bir sonrakini okumaya. Şuna bakalım. Bir kere yukarıdaki kuvvetin önündeki işaret seni ilgilendirmiyordu. Bunu sildim. Burayı sadece 1 olarak görüyorum. A1'di. 1'in birinci kuvveti diyor o zaman bana. 1'in birinci kuvveti yine 1'dir. Yani artı 1'dir. Bunu da geçtim. Sıra geldi şuna. Burada bir eksi var. Sonra A'nın üstünde bak. Sadece A'nın üstünde 4 yazıyor. O zaman buradaki eksiyi hiç ilgilendirmiyor buradaki 4. Yani şuradaki eksi yine bir kere kafaya yazılacak. 1'in dördüncü kuvveti de 1'dir. O zaman bunun sonucu eksi 1'den negatif çıkmıştır dostlarım. Denizli doğru cevabımız geldi. Geldik şu yan taraftaki soruya. Diyor ki A negatif bir sayıdır. A negatif bir sayı mesela eksi 1 olsun. Bunların da diyor işaretlerini tek tek bulun. Hadi birincinin işaretini bulalım. Bir kere şu üstteki kuvveti siliyorum dostlar. Bununla işimiz yoktu. A neydi? Eksi 1. Eksi 1'in dördüncü kuvvetini alın diyor. Bak A'nın dördüncü kuvvetini al. A'da neydi? Eksi 1. Yuvarlağın içine girdi eksi 1. Sanki şöyle oldu değil mi? Yuvarlak parantezmiş gibi düşün bunu. Peki 4 eksiyi etkiliyor mu? Etkiliyor. 1'i yapıyor, artı yapıyor. 1'inde 4. kuvveti 1 olduğu için 1'incinin işareti artı. Yani ilk işaretimiz artı olacak. Şu iki şıkkı sildim hemen. Geldim ikinciye. Bak 2 neyin üstünde? Sadece A'nın üstünde. Parantez yok burada gördüğünüzde. O zaman bu eksiyi ilgilendirmiyor 2. O halde bunun önüne kesinlikle eksi yazılacak. Ne diyor? A'nın karesi. A neydi? Eksi 1'in karesi. Peki eksi 1'in karesi artı 1. Bir de başında eksi var zaten. Yani artı 1 de buradan geliyor. Eksi ile artının çarpımı da eksi çıktı. Yani ikinci işaretimiz negatif. O zaman bu da gitti, bu da gitti. Sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. Şunu da yapalım dostlarım. Şimdi bak burada da ne diyor dostlar? Eksi var A. A'da eksi 1'di canım kardeşim. Bir de üstünde 3 var. Şimdi eksinin 3. kuvveti eksi. İçerideki eksinin 3. kuvveti yine eksi. 1'in 3. kuvveti 1. Yani ne çıktı? Eksi ile eksinin çarpımı aynı işaretler artıydı. Artı 1 çıktı. Yani pozitif çıktı. Artıyı da gördük zaten. Pekala. Hadi bir iki soru daha gömelim şimdi hemen. Bu pozitif negatif sayılar çok zevklidir dostlar. Dikkat ettiğiniz sürece inanılmaz kolay gelecek size. Olduğuna göre x, y, z'nin işaretleri nedir diye soruyor bize. Hemen şuradan bak x sıfırdan büyüktür okuduk. X büyüktür sıfırı okuduk. Demek ki x sıfırdan büyükse x artı. Şuna gelelim. Şimdi artıymış burası. Sonuç diyor yani çarpımın sonucu negatif. Sıfırdan küçük çıkacak. Eksi çıkacak. Peki sonucun eksi çıkması için ne biliyorduk biz? Çarpanlar ters işaretli olacaktı. E hocam x'in artı olduğunu bulduk. O zaman y kesinlikle ters işaretlisi olacak. Eksi. Y'yi de eksi bulduk. Hadi gelelim şuraya. Şimdi y eksi. Şimdi x ne olursa olsun hani biliyoruz şu anda ama bilmediğimizi düşünelim dostlarım. Bilmeseydik bile bir şeyin karesi olduğu için burası x'in karesi olduğundan dolayı yani bir şeyin karesi daima pozitiftir. Buraya direkt pozitifi yazacaktım ben. Peki şimdi pozitifle yani artıyla eksinin çarpımı şu ikisinin çarpımı ne yapar? Ters işaretli oldukları için eksi. Şurası eksiymiş yani dostum şu kısım. Şimdi gelelim şu z'yi bulmaya. Peki sonuç için ne diyor? Büyüktür sıfır diyor. Yani sonuç pozitif çıkacak. Peki eksiyle neyin çarpımı artıdır? Aynı işaretlerin çarpımı artıydı. O yüzden z de eksi olacak ki eksiyle eksinin çarpımı artı olsun. Demek ki z de eksi, artı, eksi, eksiyi işaretleyeceksiniz şıklarda.
cevabımız geldi bile. Geldik şuna. Aynı sorudan arkadaşlarım. Hemen bulalım yine. Şimdi artık şunu unutmayalım o zaman dostlar. Bir sorunun içerisinde A üzeri 4, işte ne bileyim B üzeri 2, C üzeri 6 gibi herhangi bir harfin üstünde çift kuvvet varsa harfin ne olduğunun önemi yok. Harfin işaretini bilmezsin. Ama çift kuvvet olduğu için sonuçlar hep pozitif çıkar. Biz de hep bu pozitif çıkan sonuçlardan soruları çözeriz dostlarım. Yani mesela şu ilk soruya bak, ilk şeye bakarsanız şurada A'nın karesi diyor ya, çift kuvvet olduğu için bu kesinlikle pozitif. Mesela ikinci öncüle bakın. B'nin 4, C'nin 4. kuvveti diyor ya, çift kuvvet olduğu için bu kesinlikle pozitiftir. Son öncüle bakın dostlarım, son öncüle B'nin karesi var burada. Kesinlikle pozitiftir dostlar. İşte çift kuvvetlerle başlarız bu harfli ifadelerin işaretini bulurken dostlarım, ki bunları her soru bankasında soracaklar, göreceksiniz. Peki şimdi birinci işlemi devam ettiriyorum. Buranın kesin artı olduğunu buldum ben. Peki sonuç ne diyor? Küçüktür sıfır. Sonucunda negatif olmasını istiyor. Peki artıyla neyin çarpımı negatiftir? Eksinin. Demek ki B küp eksi bir sayı. Şuraya yazıyorum. B küp eksi bir sayı. Peki neyin küpü eksiydi? Tekin mi? Eksinin mi küpü eksiydi? Artının mı küpü eksiydi? Dostlar artının küpü artı olduğundan eksinin küpü eksidir. Dolayısıyla B de buradan eksi gelir. Bakın B'nin işaretini bulduk. Buradan A'nın işaretini bulabilir miyim? Hayır. Çünkü A'nın karesi var burada. Daha bir şey yapamam burada. Şuraya geldim, ikinciye. Diyor ki şimdi sonuç diyor sıfırdan küçük olacak. Yani negatif. E şimdi hocam şu morun içerisi pozitifti. Artıyla neyin çarpımı negatiftir? Sonucun negatif çıkması için işaretlerin zıt olması gerekiyor. Demek ki A eksi bir sayıymış. Direkt A'yı yazdım. Eksiymiş sadece A olduğu için. Bununla da işim bitti. Geldim buraya. A'yı ne bulmuştuk? Eksi. Şurası her zaman yeşilin için çift kuvvet olduğu için artıydı. Bak burası şöyle oldu o zaman. Orayı bir daha düzgün yazayım ben. Şöyle oldu. Eksi ile artının çarpımı. Eksi çarpı C küp büyüktür sıfır. Büyüktür sıfır demek pozitif olacak demek. Peki eksi ile neyin çarpımı pozitiftir? Aynı işaretlerin çarpımı pozitif olacağı için C küp de eksidir dostlarım. Peki C küp eksi ise neyin küpü eksiydi? B'de de söyledik. Eksinin küpü eksiydi. O halde C'de eksi çıktı. Demek ki 3'ü de eksiymiş. Sorumun cevabı şıklardan hemen neyi bulacakmışız? 3'ünün de eksi olduğu şıkkı bulup işaretleyecekmişiz. Hemen bir iki sorucuk daha gömelim. Öğreniyorsunuz inşallah Goberler, değil mi? Her çeşit sorudan çözdüm. Bakın pozitiflik negatiflikle ilgili en kolaydan en zora kadar çözmeye çalıştık. Şimdi bütün bu konuları bitirince ne yapacaktım ben? Bu ilk temel kavramları bitirince ne demiştik? Bu temel kavramlarla ilgili en baştan sona kadar işte doğal sayılar, tam sayılar, ardışık, faktöriyel, genel, karışık hem sınav sorularını çözeceğim hem de yeni nesil sorular çözeceğim demiştim. Şu soruları da gömelim o zaman hemen bunun şerefine. Şimdi A küçüktür sıfır diyor. Yani A'nın işareti eksi. Şurası eksi o zaman. Direkt bulduk bunu. İlk işaretimiz eksi olacak. Şunu sildim. Diğerleri doğru cevap olabilir. Peki geldik ikinci öncüle. Şimdi A'nın işareti eksi. Peki sonuçta ne olsun istiyor? Pozitif diyor, değil mi? Bakın büyüktür sıfır. Yani pozitif olsun istiyor. Peki eksiyle neyin çarpımı artıdır? Aynı işaretlerin çarpımı artı olacağı için B küpte eksi çıktı. Peki B küp eksi ise eksinin küpü eksidir. B'de eksi çıktı. O zaman B'de eksi. İkinci işaret de eksi olacak. Bu gitti, bu gitti. Ya bu ya bu şimdi doğru cevap. Hemen son öncüle bakalım. Şimdi ne bulduk biz? B'yi eksi bulduk. Bir kere B kare var burada. B'nin eksi veya artı olması bizim için hiç önemli değil. Karesi olduğu için bu bir kere kesinlikle pozitif. Peki küçüktür sıfır diyor. Yani eksi olsun istiyor bizden.
artıyla neyin çarpımı eksidir? Zıt işaretlilerin çarpımı eksiydi. O yüzden C'de artının zıt işaretlisi olacak. Yani eksi olacak. C'de eksi olacak dostlarım. Demek ki 3'ü de eksi olacak. Cevap Edirne'den geldi Goberler. Hemen şuna geldik. Bakın burada da bölme var. Bölmede de aynı şeyleri düşüneceğiz. Şimdi büyüktür 0 diyor. Sonuç pozitif olacak. O zaman bu şu demek. Sonucun pozitif olması için aynı işaretli olacaklar. Yani x artıysa y de artı, x eksi ise y de eksi olacak dostum. Bunu bir kere biliyoruz. Aynı işaretliler bunlar. Peki gelelim şuraya. Şurayı konuşuyorum şimdi. Hocam x'in ne olduğunun önemi yok. X kare yani çift kuvvet daima pozitif. Z'nin de ne olduğunun önemi yok. Çift kuvvet olduğu için daima pozitif. Sonuç büyük sıfır istiyor. Yani sonucu da pozitif istiyor. Şimdi aynı işaretlilerin çarpımıydı pozitif olması için. Şimdi artıyla artıyı çarpsam şu ikisinden artı gelir. O zaman y'nin de artı olması gerekir ki artıyla artının çarpımı artı yapsın. Ben buradan y'nin pozitif olduğunu buldum. Bakın y pozitif. Yani x, y, z sıralamasında y pozitif olacak. Ortadaki artı olacak o zaman. Şu değil, şu değil, şu değil. Peki x ile y'nin aynı işaretli olduğunu söylemiştik. O zaman x de artı olacak. Yani birinci de artı olacak. O zaman bu da değil. Doğru cevap Adana'dan geldi arkadaşlarım. ÖSYM böyle sorular sordu dostlar. Pozitif negatiflikten soru sordu. Haberimiz olsun Goberlerim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah bir faydamız olmuştur. Beğendiysen beğendiysen kurban olayım, abone ol artık şunlara. Öyle abone olmadan izlemeyin arkadaşlarım. Abone olun çünkü yakında sadece gizli kullanıcı yapacağım. Gizlileri gizleyeceğim videolarımı sadece abone olanlar görebilecek büyük bir ihtimalle. Öyle bir özellik var herhalde YouTube'da. Onu kullanacağım. Lütfen siz de abone olun. Etrafınızdakileri de abone yapın arkadaşlar. Beğendiysen abone ol lan işte, ne uzatıyorsun. Hadi bakayım, öpüyorum hepinizi Goberler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.